Arkadaşlar dönüş motoru. Bakın. Ben bunu söktüm şimdi. Söküş sebebimize geleceğiz. Bakın arkadaşlar dönüş motoru hortumlardan aldığı yağla. Şurada bir dişli var. Bakın hareketinden. Çıkan. Bu dişli dönüyor arkadaşlar. Şu üç dişliyi çeviriyor. Bakın bunları çeviriyor. Bunlar da bu. Şu sistemle beraber dönüyor. Bu dişliye yükü veriyor. Buradan da bu dişli şuraya giriyor arkadaşlar. Şurada bakın 3 tane dişli var. Bakın. Şu dişlileri çeviriyor. Bu dişliler bu bir yağ ile beraber şu altla beraber dönüyor arkadaşlar. Bakın o dişliler bunlar. Bu dişliler de yükü bakın bu malzemeyi aktarıyor. Biz bunu kırdık arkadaşlar. Nasıl oldu becerebildik bilmiyorum ama ilk defa başıma geldi bu kırıldı. Normalde bu makinenin kırılması gereken parça şu dişliler olması lazım. Önce bunları kırılması lazım ama nasıl bir iş oldu anlayamadım. Bizim makine burayı kırdı. Burası da dönüşü göbeğe giden dişli arkadaşlar. Şimdi orada bir parça daha var. Şu gördüğünüz çikolatalardan şu tepsiyi de sökeceğim şimdi. Akşam bunları söktüm. Yetiştiremedim. Şimdi şurayı da sökeceğim. Bu tepsiyi de yukarıya kaldıracağız. Şu gördüğünüz yuvarlak daireyi kenarlarındaki düz 30 civatalarını sökeceğiz. Orayı da çıkaracağız arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce başına gelen var mı? Ama benim ilk defa başıma geldi. Ben şu grubu dağıtmıştır diyordum. Bu dişlerden birini kırmıştır diyordum. Bu bize sürpriz oldu. Tablayı da söktüm arkadaşlar. Bakın göbek dişlisi. Dişliyi çeviren bağırtı dişlisinin tümü kırıldı arkadaşlar. Aşağıdan dişli kırılınca keçeyi bozmuş. O da aşağı göbeğe dişli pusunun içindeki yağ dökümü çalmış. Bu parçanın yenisi gelecek. Yarın da toplayacağım inşallah. Topladıktan sonra size tekrar bir video çekeceğim.